Safi Lezzetler kanalıma hoş geldiniz. Hepinizin evlerinizde sıklıkla pişirdiği kuru fasulye tarifim var bugün. Birkaç püf noktasıyla harika kuru fasulyeler yapabilirsiniz. Öncelikle ben 1,5 su bardağı kuru fasulyeyi akşamdan ıslattım. Soğuk suyla ıslatıp şimdi sabah ertesi gün şöyle üzerine geçecek kadar su ekleyip 5 dakika 7 dakika aralığında kaynatacağım. O kaynarken ben tenceremin düdüklümün altına dibine zeytinyağı alıyorum. Şöyle 200 gram kadar kuşbaşı etim vardı. Kullanmasanız da olur ama etli seviyoruz biz. Güzelce etleri kavuruyorum zeytinyağında. Ve bir yandan da soğanlarımı doğruyorum. Soğan ve yeşil biber ilave ettim. Dilerseniz kırmızı kapya biber de ekleyebilirsiniz. Bunları da bu şekilde şöyle kavuruyorum, çeviriyorum birkaç tur. Bir tatlı kaşığı biber salçası, bir yemek kaşığı domates salçası ilave ediyorum. Haşladığım, 7 dakika kadar haşladığım fasulyeleri ekliyorum. Bakın fasulyelerim henüz biraz daha diri. Ama düdüklü etle birlikte şimdi çok güzel kıvamda pişecekler. Bu tarz bir düdüklünüz varsa ne kadar sürede pişmesi gerektiğini söyleyeceğim şimdi. Tuzunu ilave ediyorum. Bir tatlı kaşığı toz kırmızı biber ve dilediğiniz baharatlardan ekleyebilirsiniz. Tereyağı olmazsa olmazı tereyağı ilave ediyorum. Yine üzerine geçecek kadar su ilave ediyorum. Düdüklünün kapağını kapatıp kuru yemekler ayarına getirip yaklaşık 10 dakika kadar pişmesini sağlayacağım. Her düdüklüye tabii ki pişme ayarı değişir fakat bu tarz bir düdüklüde 10 dakika yeterli geliyor. Ön pişirim yaptığınız için bu şekilde ocağın altının açıklık seviyesi bakın bu ayarda orta ateşte 10 dakikanın sonunda benim kuru fasulyem pişti ve şimdi kıvamını şimdi sizlerle paylaşıyorum. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma henüz abone değilseniz abone olmanızı ve videomu beğendiyseniz beğenerek yorum yapmanızı rica edeceğim. Yepyeni tariflerde ve videolarda buluşmak üzere. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.